Evet, herkese yeni bir videomdan merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün her ne kadar mutfağa benzemese de bugün mutfaktayım. Bugün tarif yapacağız. Bunun için mutfağın uygun olduğunu düşündüm. O yüzden burada masada oturuyorum. Bugün yapacağımız tarifin ismi Galaxy Fudge. Söylemesi çok keyifli. Ne yapıyorsun? Galaxy Fudge yapıyorum. Ne yaptın bugün? Galaxy Fudge tatlısını yaptım diye gibi böyle bir salakça bir şey ama çok cidden böyle fudge derken böyle ağzım dolu dolu fudge demek isteği geliyor. Fudge galiba yapacağımız yöntemin adı. Galaxy ise de konsept itibariyle tatlı, buraya fotoğraflarını koyacağım. Uzay konseptine benziyor. Böyle yıldızlar, öyle mor, böyle açık pembe renkler falan filan. O yüzden Galaxy Fudge ismini koymuşlar büyük ihtimalle. Tatlımızda malzemeleri göstereceğim size. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Umarım bu fotoğraflardaki gibi olur. Bakalım, göreceğiz videonun sonunda. Amatörce mi kalacak yoksa gerçekten bu fotoğraflardakine benzeyecek mi? Bunun için elimden geleni gerçekten yapacağım. Ama bir de şundan bahsetmek istiyorum size. Ben bu tarifi seçerken şöyle olsun istedim. Herkesin ulaşabileceği, her markette bulunan malzemeleri seçmeye çalıştım açıkçası. Ama gıda boyası konuluyor. Çünkü bu efektleri, bu renkleri elde edebilmek için gıda boyası konulması gerekiyor. Bir onda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama baktım genel olarak artık çoğu markette gıda boyası da var, yani böyle mor turuncu gibi ara renkler olmasa da kırmızı, yeşil, sarı, mavi gibi ana renkler gerçekten bulunuyor. Ben de zaten o ana renkleri karıştırarak elde edeceğim diğer renkleri. Öyle. O zaman ne yapalım? O zaman malzemelere geçelim. Ondan sonra da bakalım sonunda nasıl olacak, görelim. Evet, malzemeler gördüğünüz gibi. Burada beyaz çikolatalarım var. Şurada kremam var. Şurada Oreo'lar var. Bunlar da çeşitli gıda boyaları. Şunları kırtasiyeden aldım. Şu da gıda boyası. Bu da mor renkli bir gıda boyası. Kırtasiyeden aldım bunları. Bunlar su bazlı gıda boyaları. Ondan sonra internetten okuduğuma göre su bazlı gıda boyaları çok iyi renk vermiyormuş. O yüzden ben de jel olanlarından aldım. Bu Dr. Oetker'in gıda boyaları mavi ve kırmızının yeterli olacağını düşünüyorum. Kasem var burada. Bunu üçe böleceğim. Ona göre de renklendireceğim. Birazcık hala ılık. Şimdi benim elimde pembe, mavi, yeşil ve kırmızı gıda boyaları var. Bir de mor var. Onun dışında bir de şu ikisi var. Öncelikle ben şöyle düşünüyorum. Bir tanesini mavi, bir tanesini pembe, bir tanesini de mor yapmaya çalışacağım. O yüzden mavi olanla başlayalım. Öncelikle şunu koyacağım. Eğer bu yeterli gelmezse de bununla devam ederiz. Elde ettiğim renkleri göstereyim. Şuna pembe koymuştum zaten. Şuna mavi koymuştuk, hatırlıyorsunuz. Bu da mor yapmıştım şununla. Morun üstüne birazcık daha mavi ekledim. Böyle mor mavi daha çok
mor mavi bir renk oldu. Buna da pembeyle şeyi karıştırdım. Maviyi karıştırdım bolca. Böyle bir mor oldu, vişne çürüğü gibi. Bu renkleri kullanmaya karar verdim. Bu boyaları bir kenara koyuyorum. Ve oreolarımızı ortadan ikiye böleceğiz. Bahsedeceğim size. Süslemek amacıyla da üstüne yıldızlar ve şu gümüş toplardan almıştım. Bunlar da daha çok galaksi olmasını sağlayacak. Şekilde oldu. Birazcık daha pembe eklesem mi diye düşünüyorum şöyle üstüne. Kalmasın zaten. Şimdi ben bunu dondurmak için dolaba götürüyorum.